Çin'de yapılacak. Sıralamada 554. sırada Malili sporcu. İspanyol sporcu da 220. sırada. Buradaki final ikisinin en büyük başarısı Ali Sarkaya. Müthiş. Malili'nin hiç madalyası yok. İspanyol sporcu Parada'nın daha önce İspanya açıkta bir bronz madalyası var kariyerinde. Müthiş. Yani bunlar burayı unutmazlar. Kesinlikle burası onlarda hatıra olarak kalacak. Madalyalarımız da ay yıldız şeklinde bu arada. Ne güzel. Evlerine astıkları zaman her zaman Türkiye'yi hatırlayacaklar. Turkish Open'ı hatırlayacaklar. Harika. Manuel Parada, Seydou Fofana. Seydou Fofana'nın uzun boyunun avantajını kullanacağını açıkçası tahmin ediyorum. Böyle iddialara çok girmemek lazım anlatırken ama iki sporcunun finalinde biz de biraz tahminde bulunalım. Yani şimdi tahminlerinizin sabahtan ne kadar maçları izlediğim için söylemiştim. Evet. Ne kadar doğru olduğunu skorboard'dan görebilirsin zaten. Evet, 6-0. Çünkü çok formdaydı buraya geldiğinde. Parada'nın da maçlarını izledim değerli seyirciler. Sabahtan bu yana yaptıkları mücadeleleri akşama hazırlık yaparken bu mücadeleye gelirken çok formda olduğunu gördük ki hırslıydı. Zaten ısınma alanında da Seydou Fofana antrenörleriyle sürekli olarak diyalog halindeydi. Dinlenme aşamasında da bir sonraki maçı düşünerek, bir sonraki maça dair taktikleri konuşarak, masaj yaptırarak ve dinlenerek geçirmişti o bölümleri. Şu anda da çok agresif ve 10-1. 10-1, evet. Yani çok iyi bir başlangıç. Müthiş. Finalde, ilk roundda 10-1. Yani rakibine şu mesajı verdi. Bu altın madalyayı ben istiyorum. Ve çok hazırım. Evet. Ve şu an Parada da antrenörüne bakıyor. 2 puan daha geldi. Bir yumruk puanı almak istedi. Bir hakem bastı, diğer hakem basmadı Ali Sarkaya. Evet, çünkü yumruk bence, yani benim bakış açımdan da puan olacak değerde bir yumruk değildi. Sarı iki hakem aynı anda basarsa yumruk puanı geliyor, evet, değil mi? Evet. Yani biz tabii karşıdan şu anda görüyoruz değerli seyirciler. Karşıda bir ekran var. Orada scoreboard işte 13 saniye kalmış durumda birinci round için. Onun solunda da bazı böyle işaretler çıkıyor. Bazen sarı, bazen yeşil. Renk kodları, evet. Anlatırken çok büyük avantaj sağlıyor. Mesela şu anda İspanyol sporcunun sağında işaretler var orada. Caner Uncu uygun bir anda orayı ekrana getirebilirse aslında onun üzerinde de sohbet edebiliriz. Çünkü yönetmenimiz de Caner Uncu, o da iki gündür burada, organizasyonu iyi bir şekilde yayınlayabilmemizin hazırlığını yaptı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Tabii uluslararası bir reji uyguluyoruz şu anda. Uluslararası, evet, bir reji olduğu için. Solda şu anda görüyoruz işte burada sporcunun boyunun uzunluğu 2 puanı buradan orta seviye vuruştan aldı. Bir iki puan daha aldı orada. Burada dönerek vuruş yapmak istedi İspanyol sporcu Parada. Ama işte çok zor. Ona imkan vermeyen bir Malili sporcu var. Hem süratli hem kuvvetli. Dinamik. Boy avantajı var. O boy avantajını tabii, fizik avantajını da burada çok iyi değerlendirdi. Tekvando'da şöyle tabir ederiz. Rakibin çıkışı. Yapacak olan tekniğe çıkışını yakalamanız önemlidir. Tabi bu bir refleks. Bu bir sürat. Bu bir yetenek. Önemli. Geliştirilmesi gereken tekvando'da çok önemlidir. Rakibin çıkışına göre yakalayıp kendi tekniğinizi uygulamanız. Dolayısıyla Malili sporcu rakibinin çıkışına... Evet. Şimdi bir uyarı geldi. Bunu anlatalım isterseniz. Burada da bizim biraz önce bahsettiğimiz yapılması yasak olan hareketler. Rakibi tutmak, çekmek fauldür. Burada da orta hakem Almanya'dan gelen Hakan Bağdaş. Uluslararası hakem. Almanya adına hakemlik yapıyor. Malili sporcuya tuttuğu için verdi. Ceza geldi oradan. Evet. Ve rakibe de bir puan yazıldı. Zaten Manuel Parada o ceza puanı gelmese çok puan alacak gibi de gitmiyor, evet, açıkçası. İki puanını yumruktan almıştı. Bir puanını da cezadan aldı. 3 puan.
bir puan daha aldı şu an. 3 yumruk puanı. Puanıyla 4 puana ulaştı. Evet. Tabii çok rahat Seydou Fofana, bunu söyleyebiliriz. Bak, skorboard'dan görebilirsin. 3 hakemin 3'ü de bastı bu sefer. Sadece o yumrukta değil mi? Evet. Yani bunun ne kadar net bir puan olduğunun ispatı. Dik gitti. Koldan evet. Dik. Dik, kuvvetli. Gergin. Sarstı. Evet. Evet. Dirsek tam açıldı. 3 hakem. 3'ü de oradan o puana işaret veriyor. Bastılar. Ama bir hakem sarıya basar, diğer hakem basmazsa puan çıkmaz. İki hakem, şimdi, en az iki hakemin basması evet, gerekiyor. Biraz önce bir yeşil yandı gitti. Orada da o yeşil aslında sporcular dönüşe başladığı zaman, yani dönerek bir teknik uygulayacakları zaman hakemler otomatik olarak basmak zorundalar. Dönüş. Sporcu dönüyor, bu ikazı veriyor sisteme. Sistem eğer sporcudan bir puan gelirse otomatik olarak bonus 2 puanını ekler. Yani hakemler vermeden bu dönerek yapılan bir vuruş diyorlar sisteme. Sistem de eğer puan gelirse 2 puan daha ekliyor. Puan alamazsa hakemlerin bu basışları, yani orada scoreboard'da biz yeşil ve kare olarak gördüğümüz basışları bir anlam ifade etmiyor. Bazen tabii scoreboard'u tanımayanlar ya adam niye bastı, bu hakem basmaması lazım gibi yumruk gibi algılayabiliyorlar ya da puanı onların verdiğini zannediyorlar ama gerçekte durum bu şekilde. Şimdi dönerek vuruş geldi ama Manuel Prada'nın tabii boy dezavantajı var ve dolayısıyla kafaya teknik çok mümkün değil Seydou Fofana karşısında. Yani kısa boylu sporculardan... Zaten şöyle bir durum var, özür dilerim sözünüzü kestim. Polo ve Bonilla gibi önemli sporcuları var İspanyolların bu kiloda. Galiba biraz geleceğe yatırım amaçlı getirilmiş parada. Evet, Bonilla çok iyi bir sporcu. Yani bu milli takıma çok geniş vaat eden sporcularını da getirdiler. İyi bir tecrübe, uluslararası arena, değişik milletlerden, ya, değişik. Şu maçın görüntüsünü alıp mutlaka analiz edecekler. Kesinlikle. Ama Seydou Fofana'ya karşı da kafaya teknikle puan almak biraz zor. Biraz mı? Sarkı mütevazı davrandınız sanki. Tekvando'da alınmaz puan yoktur. Yani mutlaka sporcular, iyi sporcular, kendine iyi yetiştiren sporcular bir şekilde boy dezavantajını bertaraf edebiliyorlar. Hakan gibi mesela. Hakan'ın boyu da bu sikleti, kendi sikleti için çok uzun değildir. Orta seviyede bile değil. Hatta o, yani kendi sikletindeki sporculardan biraz kısadır her zaman Hakan. Ama hiç kafasından puan almadığı rakip olmamıştır. Yani bu tamamen sporcunun yeteneğiyle, çalışmasıyla doğru orantılı. Mücadelesi ve bu karşılaşma bitecek final mücadelesiydi değerli seyirciler. 68 kiloda Seydou Fofana Manuel Prada mücadelesi. Parada Fofana, Seydou Fofana, Malili sporcu çok rahat, çok rahat gitti. Puanla ilgili de bilgi verelim. Yani bu kadar açıldı. Normalde yarı finalden önceki bütün ilk turlarda, çeyrek finallerde dahil ve 20 puan fark olduğu zaman ikinci raundun sonunda maç otomatik olarak biter. Fakat Dünya Federasyonu'nun bir kuralı, büyük final ve final maçlarında bu o 20 puan fark kuralı kaldırılır. 25-5 oldu mesela. Evet, maç devam ediyor. Maç devam etti. Evet. Normal zamanında bitti. Evet, bu maç mesela birinci tur maçı olsaydı sistem otomatik olarak kapatacaktı. Galip ilan edecekti. Galip Seydou Fofana oldu değerli seyirciler. Malili sporcu Seydou